Daha fazla sohbet etmek ister misin? Edebiliriz tabii. Ben de söyleyeyim. Evet, edebiliriz. Olur. Yani şu an Murat'la tanışma yoluna girmedik daha. Ben gerçekten tanışma yolundayken bu tarz hareketleri sevmiyorum. Siz zaten öyle bir şey aynen, ben de istemem. O yüzden şu an seninle de sohbet ediyorum. Sadece bu noktada mesela... Sana olan yaklaşımın evet ben de zaten seninle sohbet etmek için tanımak istiyorum. Bunları evet, zaten şu an yaparken de... Zaten tanımak istediğini söyledin. Kesinlikle. O süreçte de beni de tanımış oluyorsun. Ki bundan senin da keyif alıyorum. Sen de sonuçta hani hoşlanıyorum yani ben diye girmedim. Tanımak istiyorum. Sen de benim karakteristik özelliklerimi öğreniyorsun. Ben de senin karakteristik özelliklerimi öğreniyorum. Kesinlikle. Sadece belki bu noktada biraz daha çekinirken şöyle bir durum var. Sonuç olarak... Sür. Aldım sulanıyor ya. Sen bence de sür. Gerçi ben içimde hani... bir duygu değil ama böyle bir hani heyecan olur ya Murat'larken hani öyle bir heyecan var bir de geldiğimden beri zaten hani gördün hani evde girdikten sonra olay ondan sonra hızlı başladın direkt aslında evet bir de hani onunla çok konuşuyoruz aşırı hani böyle dışarıda da sürekli iletişim halindeyiz falan açıkçası ama dediğim gibi hani şu an tanışmamda değilim yani burası da böyle bir ev evet. Ama sadece belki bu noktada neden Murat'la olan diyaloglarında şey yaptığın zaman daha çok Murat'ı böyle sürekli savunur pozisyondasın ya da... Bunu niye söylüyorsunuz gerçekten? Öyle mi? Evet öyle. Yani sonuç olarak bu gördüğümüz olan şey olduğu için bir noktada şu oluyor. Hani evet sen sohbet ediyoruz mesela ama yani temelde Murat'ı savunduğun için... Ama şöyle düşün mesela. Şimdi sana gelip diyor ki mesela İlayda diyor. Egoist bir diyor. Ama İlayda sana egoistlik yapmıyorsa sen demez misin? Hayır. Ben de öyle. Hani mesela Murat için gelip diyor ki Murat böyle bir diyor. Ben de diyorum ki ama bana böyle değil. Anladın mı? Şimdi mesela... O zaman tek bir şeyle hemen bunu körelteceğim. Çıkarlarınız çatıştığı zaman bir de o zaman gör. Merhaba. Herkes beni bekliyor şu an hani. Nasıl keyifler? İyi misiniz? İyi, sizler? İyi vallahi. İyi olmaya çalışıyoruz Öykü Hanım. Ha? İyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin işimize inşallah. Sevgili izleyiciler ekran başına hoş geldiniz. Yani derdiniz bitmiyor, vallahi bitmiyor ya. Hani sabırsızlıkla bekliyoruz ne zaman şöyle bir aşk, sevgi... Böyle güzel sözler, romantik anlar, bir şeyler. Onu bekliyoruz yani. Dert tasa. Gelicim iyi misin? Değilim. Leyla'ya benzedim. Kınamamak gerekiyormuş. Peki günün kadını İlayda oldu tabii ki. Elbisem. Kırmızı odalardan kırmızı odalara. Buse ve Mert'le başlamak istiyorum. Çözebildiniz mi? Çözemediniz galiba. Niye kafa sallıyor? Ne bir şekilde yani? Çözemiyoruz yani, ya. Tıkalı kalıyoruz yani. Aynı yerde de tıkalı kalmıyoruz. Niye daha farklı inat ediyorsunuz mesela? İnat değil aslında. Ben anlatmaya çalışıyorum ama ya ben anlatamıyorum ya o farklı yerden anlıyor. Yani farklı bir yerden bakışı, ya da yanlış bakıyor. Yerden girilerek anlatılıyor. Farklı yerden anlamak oluyor. Ya dışarıda ortalık yıkılıyor. Siz birbirinize yakıştırıyorlar. O kadar çiftimiz gelecek. Alev ateş. Allah'ım her yer yanıyor. Buse evin yanıyor. Mert evin yanıyor falanlar. Burada hiç olmayacak şeylerden yani... Evet, çok saçma sebepler bak, olduğunu farkındayım hani, bu arada. Bak gene bak sana uyarıyorum yani kaybedince anlıyorsun kıymetini sen yapma. Sonra burada seni toparlamaya çalışıyoruz. Biliyorsun da bunu gördün de kendini de gördün. Dışarıda bilmiyor olabilirsin ama yaşadın da yani. Buradaki Mert'i kaybetmeyi anladığın andaki telaşını hatırlıyor musun sen? Unuttu gibi geldi bana onu. Hayır, unutmadım tabii ki. Bana öyle geldi bilmiyorum. Ya ama sebepler çok küçük sebepler Öykü Hanım. Yani ben ona yapmayacağım demiyorum. Çabalayacağım diyorum.
Ama o bunu yapmayacağım olarak algılıyor. Hayır, ben yine söylüyorum, yine söylemiştim. Yani biraz zor olacak ama yapmaya çalışacağım demiştim. Hı. Ama o hemen olsun istiyor anladığım kadarıyla. Hı. Ya şöyle, ya aslında demiştim ya ben, yapsak da daha fazlası istenecek. Bu zaten böyledir yani bu arada. Bir şey yaparım, daha fazlası istenir. Ben fazlası atıyorum istedim. Bugün mesela istemediği şekilde dans etmedim, misal veriyorum. Ama yine dans ettiğim için sorsam şaka yaptım diyecek ama yine de onun oradan rahatsız olmuş olduğunu, bugün şakayla söylenen yarın ciddi söylenebilir ihtimali veriyorum ben de haliyle kafamda. Senin güvensizliklerin var. Evet bu arada daha, var yani. Bu yerleşmiş bir şey, onu çok farkındayım. Ama Mert'in de bunları yıkabilmek için değil mi, alanın dar. Bayağı dar. Sınırlı her şey. Ama sen de yani yapılması gereken bir kadına yapman gereken şeyleri ben belki sonuna kadar yapacağıma emin olabilir, biliyor da. Ama net bir şeyler istediğim için, bu netliği görmek istediğim için. Ya hala netliği, bak şimdi netliğimi görmedi. Ben şöyle, burada ne yapabilirim ben Mert konusunda net olduğumu? Çabalamak farklı bir şey, yapacağım demek farklı bir şey. Bu herkes için bence böyledir. Yani kime sorarsan sor, ben bunu çabalayacağım mı? Sordun değil mi? Sordun, kızlara sordun. Ama evet, onlar sordum bu arada. Onlar da söyledi. Yeliz beni tanıdığı için benim anlatmak istediğimi anlayarak yorumladı. Ama Mert'in anlayabileceği şeyi de yorumladı. Ama benim için aynı şey mesela. Yapacağımla çabalayacağım. Yapacağım daha hızlı bir sonuç verir. Çabalayacağım da olur. Sonu yine yaparım ama bunun için de gayret göstereceğim demek. Çünkü ben zaten söylemişim bunu. Kolay olmayacak, çabuk da olmayacak çünkü yerleşmiş bir tarzım var. Hani ben de sonuçta alışmış olduğum giyim tarzı olur işte. Hı hı. Ne bileyim, dans etmeyi çok seviyorum ve özgürce dans etmeye alışık bir kadın olduğum için. Bunu ben yanlış bulmuyorum, karıştığı şeyi zaten. Ben yapmayacağım da demiyorum. Ama o bunu yapmayacağım olarak algılıyor. Ve yapmıyorum. Hı. Mesela bir yapmıyorum, iki yapmıyorum, ne oluyor? Alışkanlıktan dolayı üçüncüde yine çıkıyor. Yani bu... bunu demek istiyorum. Törpüleyeceğim ama yavaş, küçük küçük törpülemeler. Burada zaman yani, hızlı aktığı için bunun bir an önce olması lazım. Ufak ufak bir şekilde gidemiyoruz. Sorun yani burada. Yani iki ileri bir geri. Sürekli böylesiniz yani. Yani 2 gün önce biz boyut atlamaktan bahsediyorduk. Evet. Yani evet, şehir bu durduruyor ya, beni. Beni kesen kime nokta bu oluyor. Kime taşınsın konuşuyordunuz yani. Burada şube açıyordu, o İzmir'deki yani, kalıyordu falan. Konuşulan konular bunlardı. Şu anda bu konular yani, havada kaldı. Yok, havada kalmadı. Benim için ufak bunlar aşılacak şeyler. Twerk'ün yaptıklarından buralara geliyor yani. Bu ilişkiyi bitirmeye götürecek şeyler değil. Bunlar benim için çok basit şeyler. Ben yine söylüyorum, desem ki yapmayacağım, kendimi de değiştirmiyorum, ben buyum. İşine geliyorsa kardeşim desem, o da dese ki olmaz, tamam diyeceğim. Ama biz zaten burada... İletişimsizlik mi diyeyim, yine ne diyeyim, ya da ben anlatamıyorum. Ben biraz çok takıntılıyım. Yorum yapmak isteyen var mı? Evet, Oğuz'dan çok merak ediyorum. Ben de şeyini. Dans muhabbetinden Mert'e kesinlikle katılıyorum Öykü Hanım. Çünkü yani bayağı bahsetti, kusura bakma kanka da. Yani, ufak bir konu. Yani bayağı tekrarlandı bunun üzerine. Hani bunun üstüne bir de çok zor bir şey... Değildir diye tahmin değil ediyorum yani. Bu kadar zor bir olay değil. Anlayamıyoruz belki bu mevzuyu da. Burada ufak bir inat var gibi sanki. İnat dedi zaten inat. Bir kere. O günkü inat. İnadına yaptın ya, dedi. Sinirliydim ya, sinirimi çıkarttım. Ya bu gerçekten bizim gözümüzde yani. Ne kadar kötü gözüküyor bilemiyorsunuz. Yani anlayamıyorsunuz. O yüzden bunun inadından vazgeçip... Öykü Hanım şöyle söyleyeyim. Artık mesela biz bunu konuşuyoruz ya. Bağlanmanız erkekler gerekiyor. Erkekler evinde Buse'nin o görüntüsü verildiği zaman benim yakınımdaki insanlar bana dönebiliyor. Bak söyledin yine yapmıyor diye. Bu bile bizi zan altında bırakır veya örnek veriyorum, Nil'e geçen gün uyardı. Aynı şeyi Nil yapsa ben bu sefer Oğuz'a döneceğim. Evet, aynen öyle. Bu bizim aramızda olan bir şey. Bu zaman biz zan altında kalıyoruz. Biz diyoruz ki bak söyledik, o zaman biz kaydı alınmıyoruz da geliyor. Evet, gerçekten. Sonra biz söylediğimiz zaman mağara adamı oluyoruz, sorun buraya gidiyor. Yani biz bunun olmaması için diyoruz ki biz net olarak bunu istiyoruz. Bunu yapın, ufak bir şey değil. Yani kendinin bir tarafına sahip çıkmak zor bir şey değil. Çok basit bir şey. Biz de sahip network çıkabiliyoruz. Network yapılır mı, atılır mı? Ben onu... Yapma şunu da Allah'ım, bir huzurlu gün geçirsin adam ya. Ben diretmiyorum aslında. Ben ya burada takıldık kaldık. Şuraya bir geçsek. Geçeceğiz. Evimizin ilk sevgili olan çifti diyeceğiz herhalde. Siz oldunuz mu? Kısmetse. Zaman kaldı. Ters olur. Giden bir şeyler yok. İyi gidiyoruz. Ufak tefek şeyler ama atlatabiliyoruz. Hadi biriniz artık bir çift bir görelim yani. Sakin diyorsun. Tamam peki. Telaşlandım az kalınca. Yapacağım şovumu. Öbür geniş geniş gidiyorduk günlerce ama.
Ha gayret ya. Vallahi yani çok yakışıyorsunuz da. Peki. Dilara ve Oğuz